أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وبعد سلطان الأنبياء عليه الصلاة والسلام Efendimizin mübarek ruhu için tüm geçmişlerimizin ervahı için müsannifin, muhaddisin, müellifinin ruhları için bu müesseselerin yapılmasında ve devamında emeği geçip ahirete göçmüş olan Ashab-ı Hayrat'ın ruhları için ayakta durmamıza destek veren mütevellideki dostlarımızın geçmişlerinin ruhları için hocalarımızdan hususen ahirete intikal edenlerin ruhları için Allah rızası için El-Fatiha. Mamul-ü merfu okuyoruz. fail dedi, naib-i fail dedi, mübteda dedi, haber dedi ve de şimdi ne diyor? Haberu inne ve ahavatiha. İnne ve benzerlerinin haberleri. Ahavatiha eşbahiha demektir. Benzerleri. Yani hurufu müşebbetün bil fiil dediğimiz inne, enne, ke, enne, lakinne, leyte, lealle. Bunlara innenin ahavati denir. Eşbahı denir. Bunların haberleri de nedir? Mamul-ü merfu'dan birisidir. Huve, bunun tarifi nedir? El-musnedu, müsnettir. Demek ki innenin haberi nedir? Müsnettir. Müsned deyince normal haberler de girmiş oldu, doğru mu? Ba'de duhulü hâzihil hurufi, bu harfler dahil olduktan sonra müsnettir deyince mübtedanın haberi çıktı çünkü mübtedada ne olmayacaktı? Amir olmayacaktı. Bu harfler dahil olduktan sonra müsned olan şeydir. Şimdi ba'de duhulü hâzihil huruf deyince innenin ehevatından neyi kastetmişti? Enne, keenne, lakinne, leyte, lealle. Yani hurufu müşebbetün bil fiili kastetti. O zaman bu tarifle beraber kânenin haberi çıkmış olur mu? Çıkar. Cinsenin hükmü nefeden lanın haberi çıkmış olur mu? Çıkar. Çünkü ba'de duhulü hâzihil huruf değildir onlar. Peki mislu inne zeyden قائمون إن زيدا قائم ذيك قائم aradığımız. Doğru mu? Çünkü burada innenin haberi hangisidir? قائمundur. هو المسند بعد دخول هذه الحروف olmuştur. Tarife mutabık olmuştur. Ve emruhu bunun hükmü ve emruhu inne babının haberinin hükmü ki emri haberil mübtedeyi, mübtedanın haberinin hükmü gibidir. Mübtedanın haberi ne olurdu arkadaşlar? Müfred olurdu, cümle de olurdu, marife de olurdu, nekire de olurdu. Haberin, mübtedanın haberinin taaddüdü caizdi. Yani bir olurdu, müteaddit olabilirdi. Mübtedanın haberi mezkur olabilirdi, mahzuf olabilirdi. Ayrıca mübtedanın haberi cümle olduğu zaman mutlaka bir rabıt lazım idi. Aynı şey burada da geçerlidir. Peki illa fi takdimihi. Sadece haberin takdimi konusunda mübtedanın haberi gibi değildir. Çünkü mübtedanın haberini mübteda üzerine takdim etmek caizdir. Mübtedada asıl olan mukaddem olmaktır. Muahhar da olabilir. Dolayısıyla mübtedanın haberini takdim etmek caizdir. Ama innenin haberini İnnenin ismi üzerine takdim etmek caiz değildir. İlla fi takdimihi. İnnenin haberinin ismi üzerine takdimi caiz değildir. İlla en yekûnel haberu zarfen. Sadece bir yerde olur. O da haber zarf olduğu zaman. İnnenin haberi zarf olursa o zaman takdimi caizdir. Değilse innenin haberinin takdimi caiz değildir. Arkadaşlar şöyle baktığımız zaman inne zeyden kaimun. Zeyden'in ismi kaimun haberidir. Burada şöyle diyebilir miyiz? İnne kaimen zeydün. Zeyden. Affedersiniz. İnne kaimun. İnne kaimun zeyden. Yani haberi öne alıp ismi sonra bırakmak caiz midir? Değildir.
Şimdi ancak bu innenin haberi zarf olursa o zaman innenin haberinin ismi üzerine takdimi caizdir. Burada önce size sorayım. İnnenin haberi zarf olursa takdiminin caiz olduğunu biliyor musunuz? Biliyor muydunuz daha önce? İnnenin haberin zarf olunca ismi üzerine takdiminin caiz olduğunu daha önce biliyor muydunuz? Peki şöyle bir soru sorsam size. İnnenin haberi zarf olunca ismi üzerine takdimi caiz midir, vacip midir desem ne dersiniz? Şimdi arkadaşlar bunun iki kısmı vardır. İnnenin haberi zarf olup ismi nekire olursa takdimi vacip olur. İnnenin haberi zarf olup ismi marife olursa takdimi caiz olur. Şimdi bu derste belki en önemli bilmemiz gereken nokta burasıdır. Bakalım şimdi. İnne ileyna iyâbehum ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ. Şimdi اِيَابَهُمْ حِسَابَهُمْ اِنَّنِنْ haberi. İsmi affedersin. Doğru mu? Nesbetti. O zaman اِلَيْنَا haberdir. عَلَيْنَا da haberdir. Ve bu haber de zarf olmuştur. Burada bakarız اِنَّنِنْ ismi marife mi nekire mi? İyâbehum, hisâbehum, marife mi nekire mi? Marifedir. Zamire muzaf olarak marife olmuştur. Dolayısıyla burada takdimi caizdir. İnne hisâbehum ileyna. İnne iyâbehum ileyna. İnne hisâbehum aleyna olabilir. Terkip olarak olabilir. Ancak şöyle olursa. İnne fiddari racülen. İnne fiddari racülen dersek burada innenin haberi hangisidir? Fiddari. Racülen nesidir? İsmidir. Burada isim nedir? Nekiredir. Doğru mu? Eğer innenin ismi nekire olur, haber zarf olursa o zaman haberin takdimi vacip olur. Çünkü ne olması lazım? Tahsisleşmesi lazım. Tahsislik için takdim edilir. Şimdi biz size innenin haberinin takdimi caiz midir, vacip midir sorarız. Veya bir örnek veririz. Burada takdim caiz midir, vacip midir deriz. Buradaki iki şıkkı mutlaka bilmelisiniz. Sadece caizdir derseniz yetmez. Nekire olursa innenin ismi nekire olup haber zarf olursa takdimi vaciptir. Marife olursa takdimi caizdir. Evet. Hatırınıza şöyle kalmış olabilir arkadaşlar. İnne ileyna iyâbehum misalini caiz olarak düşünürseniz, kafanıza kodlarsanız, inne ileyna iyâbehum marife olduğu belli, iyâbehum zamire muzaf olarak, marife olduğu zaman caiz, inne ileyna iyâbehum misali takdiminin caiz olduğunun misalidir. İlla en yekûnel haberu zarfen. Haber zarf olursa o zaman muhtedanın haberin hükmü gibi değildir. Efendim, zarf olduğu zaman evet. İlla fi takdimi, takdimi konusunda ne gibi değildir? Haber gibi değildir. İlla en yekûnel haberu zarfen. Haber zarf olursa o zaman takdimi ne gibidir? Muhtedanın haberi gibidir. Hadis-i şerifte inne minel beyani lesihran denmiştir. Şimdi inne minel beyani lesihrende minel beyani car mecrur zarftır. Lesihran innenin nesidir? İsmidir. Peki burada haberin takdimi yani minel beyanin takdimi nedir? Mesela şöyle denebilir mi? İnne sihran minel beyani. Böyle denmez. Yani innenin ismi nekire olup haberin zarf olması söz konusu değildir. O zaman inne minel beyan ile sihran vacibin misalidir. İnne ileyna iyâbehum caizin misalidir. İnnenin haberiyle ilgili hüküm bu kadardır arkadaşlar.
haberu lelleti li nefyil cinsi. Şimdi hurufu müşebbetün bil fiil kaç taneydi? 6 taneydi. Ama iki isimde amil olanları biz kaç tane sayıyorduk? 8 tane sayıyorduk, değil mi? Ne kaldı burada? Cinsten hükmü nefyeden la kaldı. Haberu lelleti li nefyil cinsi. Cinsten hükmü nefyeden la'nın haberi. Bu da mamulü merfudandır. Biz neyi sayıyoruz? Mamulü merfuları sayıyoruz. Tarifi nedir bunun? Huvel müsnedü ba'de duhuliha. Cinsten hükmü nefyeden la dahil olduktan sonra müsned olandır. Şimdi la racule kaimun dediğimiz zaman la racule hiçbir racul kaimun ayakta değildir dedik. Ne yaptık burada arkadaşlar? Racul cinsinden kıyam sıfatını nefyettik. Doğru mu? Yani racul cinsinde olan hiçbir kimse kaim değildir. Racul cinsinden kıyamı nefyettik. Buna lelleti li nefyil cinsi. Yani li nefyil hükme anil cinsi. Yani li nefyil sıfatı anil cinsi. Cinsten hükmü nefyeden, cinsten sıfatı nefyeden la diyoruz biz buna. Bunun haberi de mamulü merfudan birisidir. Peki bunun hükümleri nelerdir? Nahu la gulame raculin zarifun. La gulame raculin zarifun misalinde olduğu gibi. La gulame raculin hiçbir raculun kölesi zarifun zarif ve nazik değildir. Dedik. Şimdi fiha fiddari haberun ba'da haberin. La zarfu zarifin ve la halin. Buradaki fiha haber ba'da haberdir. Şey değildir. Yani zarifunun zarfı değildir. Haberun ba'da haberin la zarfu zarifin ve la halun halde değildir. لأن الظرافة لا تتكيد بالظرف. Şimdi la gulam raculin hiçbir raculun kölesi zarifun nazik değildir. Fiha buradaki fiha zarifunun zarfı olamaz diyor. Çünkü zarafet evle alakası yoktur. Dolayısıyla zarifun fiha orada zariftir, orada naziktir. Zarafet insanın ahlakıdır, karakteridir. Dolayısıyla evle kayıtlı olması söz konusu olmaz. La gulame raculin burada Molla Cami'deki açıklamayı bir göreyim tekrar. Ve innema adala anil misalil meşhuri ve huve kavluhum la racule fiddari. Bunun meşhur misali la racule fiddari'dir. İhtimali hadfil haberi. La racule fiddari deyince la racule mevcudun fiddari diye haber burada mahsuf olmuş olabilir. Fiddari haber yapmamış olursun. Mahzuftur. Fiddari de zarf olmuş olur. Böyle bir ihtimal vardır. Ve cu'le fiddari sıfeten bihilafi ma zekerehu. Ama zikrettiğinde ise haber mezkürdür. Yani la racule fiddari meşhur misalidir. İbn-i Hacı bu meşhur misalden rücu etmiştir. Çünkü o meşhur misalde ne varmış? Haberin hazif ihtimali vardır. Bihilafi ma zekerehu. Kendi zikrettiği misal böyle değildir. لأن غلام رجل معرب منصوب evet çünkü la racul edersen orada la amel etme şartları bulunmadığı için fete üzerine mebni olmuştur la racule tamam mı ama la غلام رجل deyince buradaki غلام رجل nedir mu'rabtir mansuptur neyle cinsten hükmü eden la ile mansuptur bunun sıfatını لَا يَجُوزُ اِرْتِفَاعُ صِفَتِهِ عَلَى مَا هُوَ الظَّاهِرِ Yani لَا رَجُلَ dersen لَا رَجُلَ ظَرِيفٌ ظَرِيفًا diye iki ihtimal vardır. لَا رَجُلَ ظَرِيفٌ ظَرِيفًا diye iki ihtimal vardır. Bunu hatırlar mısınız? Böyle bir şey geçmiş miydi? Yani لَا'nın ismi cinsten hükmü nefyeden لَا'nın ismi nedir? La racule dediğimiz zaman fete üzere mebnidir. Mahallen mensuptur. Mahalli ba'idi mübteda olarak merfudur. Şimdi la racule zarifun dersen mahalli ba'idine sıfat yapmış olursun. La racule zarifen dersen mahalli karibine sıfat yapmış olursun. La gulame raculin dersen la gulame raculin dersen burada sefer gulame nedir? Mensuptur. Gulame mensup olduğu için burada ne yapamazsın? La gulame racülin zarifen zarifun olmaz.
Eğer sıfat ise ne olacak? La gulame racülin zarifen olacak. Doğru mu? Sıfat olacak çünkü bu nedir? Mu'rabdir, mebni değildir. لَاَنَّ غُلَامَ رَجُلٍ مُعْرَبٌ مَنْصُوبٌ لَا يَجِيُزُ اِرْتِفَاعُ صِفَتِهِ عَلَى مَا هُوَ الظَّاهِرِ. Yani onun sıfatını merfu olması caiz olmaz. لَا غُلَامَ رَجُلٍ ظَرِيفٌ affedersin. لَا رَجُلَ ظَرِيفٌ olur, zarifen olur ama لَا غُلَامَ رَجُلٍ sıfat olarak zarifun olmaz. Doğru mu? İlkinde yaptığımız, yani ilkine de aynı açıklamayı yaptık. Burada da aynı şeyi söyledik. Niye bu caiz olmadı? Yani ilkine de racülünün mebni olduğunu söyledik. Mahalli bir ayet, yani karibinin mensup olduğunu söyledik. Ve ayetinin merfu olduğunu söyledik. Bir daha söyleyeyim. La racüle zarifun dersek, la racüle zarifun dersek, buradaki zarif racülün sıfatı olabilir mi? Racülün sıfatı olduğu zaman mahalli karibine hamlen, la racüle zarifen okuyabiliriz. Mahalli ba'idine hamlen la racule zarifun okuyabiliriz. Doğru mu? Ma la gulame racülin olursa burada la'nın ismi mebni değildir. Mu'rab'tir. Mu'rab olduğuna göre bunun sıfatı da ona uymak mecburiyetindedir. La gulame racülin eğer zarif sıfat olursa zarifun zarifen olmaz. O zaman ne olmak mecburiyetindedir? Zarifen olmak mecburiyetindedir. Demek ki la gulame racülin zarifun dersek buradaki zarifun ne değildir kesinlikle? Sıfat değildir. Nedir ya? Haberdir. La gulame racülin de hocam bunun mahallen merfu olma ihtimali yok mu? Gulame racülin manası ne söylüyorsunuz? Müptedâ yani aslında. Yani diyor ki لَاَنَّ غُلَامَ رَجُلٍ مُعْرَبٌ مَنْصُوبٌ لَا يَجُوزُ اِرْتِفَاعُ صِفَتِهِ عَلَى مَا هُوَ الظَّاهِرِ. Yani zahir olan nedir? Eğer burada sıfat ise ne olması lazım? Zarifen olması lazım. Yani bunun mahalline atıf yaptığın zaman yapabiliyorsun da sıfat olarak caiz olmadığını söylüyor. عَلَى مَا هُوَ الظَّاهِرِ. عَلَى مَا هُوَ الظَّاهِرِ de اِنَّمَا قَالَ ذَلْكَ لِجَوَازِ اِرْتِفَاعِ صِفَتِهِ حَمْلًا عَلَى الْمَحَلِّ. Yani mahalline hamlen marfudur desek caiz olmaz mı? Zahir olan bunu yapmak doğru değildir. Yani yoksa mesela biz innenin ismi üzerine murab olan ismi üzerine refi ile atıf yapabiliriz, mahalline hamlen yapabiliriz. Orada yapabiliyorsak burada da yapmamız lazım ama diyor ki Cami Hazretleri la racule zarifun zarifen olur. İkisi de olur. Ama la gulame racülin zarifun zarifen olmaz. Sıfat ise zahir olan zarifen olmasıdır eğer sıfat ise. Zarifun ise haberdir. Anlaştık? Zahir olan dedi. Niye öyle dedi? Çünkü mahalline hamlen yine sıfat olarak merfu olma ihtimali de vardır. La yucuzu irtifa'u sıfati ala ma huve zahiru. Fiha fi'd-dari haberun ba'de haberin diyor. Yani la gulame racülin zarifun birinci haberdir. Fiha ikinci haberdir. لَاَنَّ الظَّرَافَةَ لَا لَا ظَرْفُ ظَرِيفٍ. Yani fiddari ikinci haberdir. Zarifin nesi olamaz? Zarfi olamaz. وَلَا حَالٌ hal de olamaz. Yani nerede olduğu halde, fiha evde olduğu halde denemez. لَاَنَّ الظَّرَافَةَ لَا تَتَقَيَّدُ بِالظَّرْفِ وَنَحْوِهِ. Evet. خَبَرُ لَا لِنَفْيِ الْجِنْسِ 95. sayfada. Merfuatın yedincisi nefi cins için olan la'nın haberidir ki huvel müsnedü ba'de duhuliha denerek tarif olunur. Yani la li nefil cinsin duhulünden sonra bil asale müsned vakı olandır demektir. Ve nefi cinsten murat cinsten bir hükmü nefidir. Nefi cinsin nefi değildir. Ne diyor arkadaşlar? Ve nefi cinsten murat hani la li nefil cinsi diyor. Ne demek li nefil cinsi? Yani cinsten bir hükmü nefidir. Mesela ne yapıyorsun racülden? Kıyam hükmünü nefi ediyorsun. Cinsten bir hükmü nefidir. Nefsi cinsi nefi değildir. Yani sen racülü nefi etmiyorsun. Racülden bir hükmü nefi ediyorsun. Mesela la racüle kaimun kavlimizde kıyam racülden nef yolunup yoksa nef yolunan recül değildir.
Yani cinsi nefyetmek demek ki racül cinsini nefyetmiş oluyorsun gibi anlaşılıyor. Öyle değil. Cinsten hükmü nefyediyorsun, bir sıfatı nefyediyorsun. Evet, bu demektir. Yani arkadaşlar, li nefyil cins ifadesinden zahiren ne anlaşılır? Cinsi nefyediyorsun. Hiçbir racül yoktur. Ama gerçek nedir? Cinsten bir hükmü nefyediyorsun, bir sıfatı nefyediyorsun. La racüle zarifun dediğin zaman nazik bir kimse yoktur. Hiç kimse yoktur değil, nazik kimse yok. La racüle fiddar evde kimse yoktur diyorsun. Evde olmayı nefyediyorsun. Anlaşıldı mı? İşbula li nefil cinsin haberi kah zarf olur. La gulame racülin fiddari. Şimdi la gulame racülin fiddari deyince Yusuf Ali ne oldu burada? Ha, zarf oldu. La gulame racülin fiddari. La ne yaptı burada? Gulameyi nasb etti. Fiddari de haberi oldu. Mahallen raf etmiştir onu. La gulame racülin fiddari kavrimizde fiddari gibi vekah gayri zarf olur. Demek ki la'nın haberi bazen zarf olur, bazen zarf olmaz. Ne gibi? La gulame racülin darifun kavlimizde zarifun gibi. La gulame racülin, hiçbir racülün kölesi zarifun, zarif değildir dedik. Vekah müteaddit vaki olur. Yani birden fazla olur. La gulame racülin darifun fiddari. Yani biz burada hem evde olmasını nefyettik, hem de neyi nefyettik? Zarif olmasını nefyetmiş olduk. La gulame racülin zarifun fiddari ve la gulame racülin ganiyyun abidun. Kavlimizde olduğu gibi. La gulame racülin, hiçbir racülün kölesi, ganiyyun zengin değildir, abidun abid değildir. La gulame racülin zarifun fiddari, hiçbir racülün kölesi zarif değildir, bir de evde değildir demiş oluyoruz. Doğru mu? Evet. Ve bunun hükmü dahi mübtedanın haberinin hükmü gibidir. Lakin amil zayıf olmakla bunu isminin üzerine zarf olsa dahi takdim eylemek asla caiz değildir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Yani la amildir ama inne enne kenne gibi kuvvetli amil değildir. Bunun ameli zayıf olunca bunun haberinin ismi üzerine takdimi caiz değildir. Bu bizim kafi metninde zikredilen bir hükmüdür, hüküm müdür? Değildir. O zaman biz bunu kafideki bilgimize ne yapacağız? İlave etmiş olacağız. Kitabınızda onun altını çizerseniz yeni bir hüküm olarak dikkatinizi çekmiş olur arkadaşlar. Lakin amili zayıf olmakla bunu isminin üzerine zarf olsa dahi takdim eylemek asla caiz değildir. Ve am olduğunda yani efal-i ammeden olduğunda hemişe vücuben mahzuftur. Hemişe vücuben mahzuftur. Yani la cinsinin hükmü nefyeden la'nın haberi mevcudun, kainun, hasılun gibi am bir kelime ise daima vücuben hasfedilmiştir. Burasında ne yapmanız lazım arkadaşlar? Not olarak ilave etmeniz lazım, altını çizmeniz lazım. La ilahe illallah gibi. La ilahe mevcudun illallah demektir. Şimdi la ilahe illallah da haber vücuben hasfedilmiştir. Tamam. Ve benu temim herkes haberini zikretmezler. Yani beni temim her zaman bunların haberini zikretmezler. Ve ekseri herkes takdir dahi etmezler. La ehle ve la male kavlimiz intefel ehlu vel malu demektir. Yani beni temim arkadaşlar ne yaparlarmış? Daima bunun haberini zikretmezler. Bazen zikrederler, bazen hasfederler. Ve ekseri ise ne yaparmış? Herkes takdir dahi etmezler. Yani haberi mukadderdir demezler. Sadece isim de amel eder. Mukadder haber de aramazlar ona.
la ehle ve la male kavlimizde intefel ehlu vel malu demektir. Takdiri habere muhtaç değildir derler. Ve haber olmaya ihtimali olan mesela emsile-i sabıkada fiddari ve zarif gibi lafızları la li nefil cinsin ismine sıfat kılarlar. Bu bilgi bizde vardır arkadaşlar. Ve yuhdefu haber hasfedilir. Cinsten hükmü evdenlerine haberi hasfedilir. Kethiren. Çok kere hasfedilir. Yani eğer ef'ali ammeden olursa o zaman vücuben hasfedilmiş olur. La ilahe illallah da olduğu gibi. Ve benu temimin, beni temim la yusbitunehu. Bunun haberini ne yapmazlar? İzhar etmezler. Yani beni temim, cinsten hükmü nefeden la'nın haberini daima vücuben hasfederler. İspat etmezler. Yani efale amme mamme falan diye kısımları ayırmazlar. La'nın haberi daima mahzuftur derler. Ve benu temimin la yusbitunehu haberi ispat etmezler lafızda. لِأَنَّ الْحَذْفَ عِنْدَهُمْ وَاجِبٌ Onlara göre hazif vaciptir. Arkadaşlar bu beni temim haberi ispat etmezler ifadesi iki ihtimali vardı. Bu sözün iki ihtimali var. Bir, yani bunlar haberi vücuben hasfederler. Daima bunun haberi vücuben mahzuftur derler. Veyahut da bunlar beni temim cinsten hükmü nefeden la'nın sadece isimde amel ettiğini, haberinin olmadığını söylerler. La ehle ve la male de olduğu gibi intefel ehlu intefel malu manasında sadece isimde amel eder diyorlar. Peki haber olduğu la racule fiddari la racule zarifun gibi haber olan yerleri de bu haber değildir, zarftır derler. Yani Beni Temim'in haberi ispat etmemeleri iki türlü açıklanır. Bir, haber vücuben hasfedilmiştir, daima mukadderdir. İsmi mezkûr, haber mukadderdir. İki, bunun hiçbir zaman haberi olmaz. Efendim, la male intefel malu demektir. Ve la ehle intefel ehlu demektir. Haber takdirine ihtiyaç duymazlar. Peki bizim haber olan misallerimize ne diyecekler? Orada bizim haber gibi gördüğümüzü ne yapıyorlar? Sıfat yapıyorlar. Şimdi burada ki açıklamada da ve benu temim herkes haberini zikretmezler. Yani hiç zikretmezler anlamındadır. Herkes hiç zikretmezler anlamındadır. Ve ekseri herkes takdir dahi eylemezler. Yani buradaki birinci cümleden zikretmezler demek takdir ederler demektir. Ama çoğunluğu şey de yapmaz. Sen söyle. Takdir de yapmaz. La ehle ve la male kavlimiz intefel ehlu vel malu demektir. Takdiri habere muhtaç değildir derler. Ve haber olmaya ihtimali olan mesela emsile-i sabıkadaki fiddar ve zarif gibi lafızlar la li nefil cinsin ismine sıfat kılarlar. Ve bilmelidir ki la li nefil cinsin haberinde amil kufiler indinde manevidir. La kelimesi değildir. Ve amma basrılar basriler indinde la amildir. Fakat sibeveyh la li nefil cinsin ismi mebni olan mahalde haberinde amilin keza manevi olmasına kail oldu. Zira akrab bulunan ismin binasına sebep olarak icab-ı i'rab edemediği halde eb'ad bulunan haberinde icab-ı i'rab edip kendi sebebiyle müstahak-ı i'rab olmasını istibat eylemiştir. Burada şunu anlamış olduk. La li nefhil cinsle ilgili, haberiyle ilgili beni temim bir defa haberini ispat etmezler. İspat etmezler ne demektir? Yani bunun haberi mezkûr değildir, mahzuftur derler. Doğru mu? Fakat ekserisi der ki bunun mahzuf da değildir haberi. Nedir haberi? Yok ki haberi. O zaman sadece isimde mi amel ediyor? Evet. La ehle ve la male intefel ehlu intefel malu demektir. Peki
La racule zarifune ne diyeceksin? La gulame racülin zarifune ne diyeceksin? Bizim haber dediğimiz yerlerde onu ne yapıyorlar? Veyahut da la racule fiddaride sıfat yapıyorlar. Şimdi cinsten hükmü nefeden la ile alakalı ilave bilgi olarak ne aldık arkadaşlar? Bunun haberi zarf da olsa takdimi caiz değildir. Ayrıca inne babından farklı olarak bunun haberini beni temim hiç ispat etmez. Bir kısmı mahsuftur der, bir kısmı mahsuf de değildir derler. Tamam. İsmu ma velel müşebbeheteyni bileyse. Leyse'ye benzeyen ma ile la'nın ismi. Bu da mamur-u merfu'un bir tanesidir. Huvel musnedu ileyhi ba'de duhulihima. Leyse'ye benzeyen ma ile la dahil olduktan sonra müsnedi ileyhtir. Tarifi budur. Mislu ma zeydun qaimen ve la raculun efzale minke. Şimdi ma zeydun qaimen de ma leyse'ye benzeyen ma'dır. Leyse zeydun qaimen demektir. Doğru mu? Şimdi buradaki ma leyse'ye benzeyen ma olduğundan dolayı ne yapmıştır? Amel etmiştir. Ne yapmış? Zeydünü raf etmiş, kaimeni nasb etmiş. İsmini raf, haberini nasb eder. وَلَا رَجُلٌ اَفْضَلَ مِنْكَ وَلَا رَجُلٌ اَفْضَلَ مِنْكَ. Burada da مَا زَيْدٌ قَائِمًا de marife bir kelime getirdi değil mi? مَا زَيْدٌ dedi. وَلَا رَجُلٌ de ne getirdi arkadaşlar? Nekire getirdi. Çünkü la ancak nekirede amel eder. Ma öyle değildir. Ma nekirede de amel eder. Marifede de amel eder. Ehli Hicaz'ın lügati böyledir arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de efendim مَا هَذَا بَشَرَا buna destek verir. مَا هَذَا بَشَرَا ne oldu? Beşerani nasip etti değil mi? Yani Beni Temim leyseye benzeyen ma ile la'da amel vermezler. Yani leyseye benzeyen ma ile la diye bir şey onlar için amil değildir. Ma zeydun kaimun derler, ma zeydun kaimen demezler. Ama Kur'an-ı Kerim ma hâdâ beşerâ ile ehli Hicaz'ı desteklemiş oluyor. Onlar leyseye benzeyen ma ile la'yı amel ettiriyorlar. İsmu ma velel müşebbeheteyni bileyse huvel müsnedü ileyhi ba'de duhulihime mislü zeydu, ma zeydun kaimen ve la raculun efzale minke. Ve huve leyse ameli fi la, la da şazdun şazdır. Yani leyse gibi amel etmek, leyseye benzeyen ma ile la diyoruz ya, ma da asıldır, la da şazdır. Ve huve leyse gibi amel etmek fi la, la da şazdun şazdır. Yani azdır. La'nın leyseye benzemesi de azdır. Arkadaşlar, لِأَنَّ لَيْسَ لِنَفْيِ الْحَالِ وَلَا لَيْسَ كَذَٰلِكَ فَاِنَّهُ لِلْنَفْيِ مُطْلَقًا. Leyse, hali nefi etmek içindir. Yani leyse zeydün kaimen, zeyd şu anda ayakta değildir manasındadır. Leyse, hali nefi etmek içindir. Ama la ise mutlak nefi içindir. Şimdiki zaman ifade etmez. Mutlaktır. Dolayısıyla la'nın leyseye benzemesi zayıf olduğundan dolayı leyse gibi amel etmesi de şazdır. Yani azdır. Bihilafi ma. Ma öyle değildir. Fe innehu eyza li nefyil hali. Yani ma aynen leyse gibi hali, ma zeydün kaimen, zeyd şu anda kaim değildir manasını ifade eder. Dolayısıyla ma'nın leyseye benzemesi la'nın leyseye benzemesinden daha fazladır. Onun için ma'nın leyse gibi amel etmesi güçlüdür ama la'nın leyse gibi amel etmesi zayıftır. Ne diyor? Şazdır, azdır. O zaman şöyle diyor. Feyuktasaru amelu la veya feyuktasaru amelu la ala mevridis sema'i. Yani la'yı nerede amel ettiririz? Yani nerede ayette, hadiste eğer amel ettirildiyse veya şair şiirinde amel ettirdiyse biz de amel ettiririz. Değilse amel ettirmeyiz. Çünkü şazdır onun ameli. Şimdi arkadaşlar böylece cisten hükmü nefeden la'nın haberiyle leyseye benzeyen ma ile la'nın ismini zikrederek mamulü merfuatı bitirdi.
Neyi zikretmedi burada arkadaşlar? Dikkatinizi çekmiş midir? Kâlimiz, nâsıfı, yani burada fiil-i nakısın ismini zikretmemiştir. O zaman ne anlaşılıyor? Fiil-i nakısın ismini de fiilin merfu arasında kaynatmıştır. Doğru mu? Bunu malum merfu'dan zikretmediğine göre onu da fail hükmünde kabul etmiştir. Çünkü kâne fiilinin müzekker olması, müennes olması, zamirin istitarı vesairesi hep her konuda kânenin ismi aynen fail gibidir. Dolayısıyla onu onun içerisine bırakmıştır. Mamulü merfu 8 sayacaktı. Kaç saymış oldu onu? Yani nevasıftan, cevazımdan hali olan fiil-i muzariyi eksiltirsek 8 sayacaktı. Fiil-i nakısın ismini de eksiltince ne oldu? 7 saymış oldu onu. Doğru mu? Şimdi 95. sayfada ismi ma velel müşebbeheteyni bile ise 49. dersin devamında merfuatın 8.'si nefi için olan mübteda. Burada 8.'si demiştir çünkü bu hulasat-ı şurute kânenin ismini ayrıca zikretmiştir. Yani 93. sayfaya bakarsanız ismu babi kâne. Merfuatın 5.'si kâne babının ismidir. Kâne zeydün kâimen gibi. Evet, burayı da hızlı bir şekilde okuyorum size arkadaşlar. İsmu mâ velel müşebbeteni bileyse merfuatın 8.'si nefi için olan mübteda ve haber üzerine dahil olmakta leyse kelimesine müşabih olan ma ve la kelimelerinin ismidir. Şimdi ma ve la mübteda ile haber üzerine dahil olmakta leyseye benzerler. Bir de nefi için olmakta leyseye benzerler. Doğru mu? Yani leyse fiil nakısı olunca mübteda ile haber üzerine dahil olur. Bu ma ile la da haber üzerine mübteda haber üzerine dahil olurlar. Bu yönüyle benziyorlar. Bir de nefilik yönüyle benziyorlar. Yani mana yönüyle de benziyorlar. Ma ve la kelimelerinin ismidir ki huvel musnedu ileyhi ba'de duhulihima denerek tarif olunur. Yani ma ve la kelimelerinin duhulünden sonra bil esale müsnedün ileyhi olan isimdir demektir. Bil esale kaydının için söylüyor. Bunlara bir mamulü bir tebiye gelmiş olsa onlar da merfu olacaklar. Onlar da bir şekilde müsnedü ileyhidir ama bil esale değil bir tebiyedir. Yani ma ve la kelimelerinin duhulünden sonra bil esale müsnedü ileyhi olan isimdir demektir. Ma zeydün gâimen ve la racülün hâdıran kavillerimizde zeydün ve racülün gibi bunların hükmü muhtedanın hükmü gibidir. Ve bilmelidir ki ma ve la ikisi dahi leyseye müşabihler ise de lakin la'nın müşabihiyeti zayıftır. Zira la mutlak nefi için olup leyse ise nefi hal içindir. Ve amma ma kelimesi leyse gibi nefi hal için olmakla leyse müşabiheti la kelimesinin den ziyadedir. La kelimesinin leyse müşabiheti zayıf olduğu cihetle ameli kalil olup sema'a mutevakkıftır. Nitekim şairin men sadda an niranha fe ene ibnu kaysin la buraha şiirinde la buraha gibi ki burah lafzı merfu la'nın ismidir. La burahu. Ve haberi mahzuftur. La burahu li demektir. Mufadi beyt kim ki harbin ateşlerinden iraz eylese ben İbn-i Kays denmekle meşhurum ki bana zeval yoktur demektir. Ve la'nın leyseye müşabeheti zayıf olduğundan ve fil asıl nefi cins için olup la li nefil cins ise ancak nekirede amil idüğünden bu dahi ancak nekirelerde amel eder. Ve beni temim ma ve la kelimelerini amil kılmayıp kendilerinden sonra isim ve haber geldiklerinin kendilerinin duhullerinden evvel olduğu üzere amili manevi ile merfulardır derler. Yani arkadaşlar ma ve la'yı ehli Hicaz amel ettiriyor, beni temim amel ettirmiyor. Ama ehli Hicaz da ma'nın amelini kuvvetli kabul ediyor. Leyse benzeyen la'nın amelini de zayıf kabul ediyor. Zayıf kabul ettiği için sema'a mütevekkiftir. Yani bir yerde
Eğer la amel ettirildiyse biz de onu amil olarak orada kabul ederiz. Değilse amel ettirmeyiz demişlerdir.